Niye durdun kız? Yürüsene. Kemal, benim için bir tuhaf oldu. Biz böyle biraz aceleye getirdik bu işi ama... Anı yaşa. Ne demişler? Carpe diem. Ya işte böyle az buçuk Fransızcası da vardır bu adamın. Hiç pişman olmayacaksın Mesude. Her şeye sil baştan başlayacağız. Hadi nazlanma kız, yürü yürü. Kemal, ben çok utanıyorum vallahi. Koskoca çoluklu çocuklu kadın bu halde. Neyin varmış? Sen söylemesen kimse hiçbir şey anlamaz. Taş gibisin vallahi kız. Kemal sus, ayıp. Nihayet yeniden nikahlı karımsın. Ayıp, günah falan yok. Kız Mesude, sen onu bunu bırak da... Çocuklarımız nasıl sevinecek ama, heh? İkinci bahar mı abi? Evet birader, ikinci bahar. Yengenle boşandık ama fazla ayrı kalamadık. Heh. Neyse kız, hadi gir bakalım koluma da çocuklarımızı almaya gidelim, gir. Kemal dur bir dakika. Ben Eylül'e ne söyleyeceğim? Bugün yurda gelip seni alacağım dedim kıza. Tamam işte Mesude. Biz de Eylül'ü almaya gidiyoruz zaten karıcığım. Bak, ben artık kavgasız, gürültüsüz, huzur içinde, ailemle, çocuklarımla, yuvamda bir arada yaşamak istiyorum. Şahsen insaniyetli bir adam olarak da geçmişin üstüne sünger çektim. Heh. Gerçekten mi Kemal? Öyle, öyle, gerçekten. Artık Eylül de bizim birbirimize ne kadar aşık olduğumuzu anlar. Anlar mı? Anlar, anlar. İyi anlar. Hem de çok iyi anlar. Neyse kız, bu kadar çalçana yeter. Gir bakalım koluma. Gir. Kapını da açsın mı sana bu adam? Eteğini de toplayayım mı kız? Toplayayım, toplayayım. Heh. Vallahi bu gelinlik çok yakıştı sana. İşte o kadar söylüyorum. Şimdi aslanım, koşu yoluna çekiyorsun. Yalnız yolda giderken kornaya basıyorsun. Nihayetinde bu araba da artık bir gelin arabası sayılır. Hiçbir şey eksik kalmayacak. İşte o kadar. Emrin olur abi. Bas aslanım gaza bas. Damat gelin görsün milletin gözü.